Dünyada bütün çocuklar hür ve haklar bakımından eşit doğar. Yaşam ve özgürlük hakkı, sağlık, eğitim, yiyecek, barınma hakkı ve bu haklara bağımlı hizmetler. Hangi ırk, din ve dilden olursa olsun. İster sağlıklı, ister engelli olsun. Haklar hep aynıdır ve hizmetler eşit verilmelidir. Ama bazılarımız için bu haklardan ve hizmetlerden yararlanmak, diğerleri için olduğu kadar kolay değil. Dünyada 650 milyondan fazla engelli insan var. Onlara eşit şart ve fırsatlar vermek, herkes gibi onların da hak ettiği iyi bir dünya sunmak, birilerinin değil hepimizin görevi. Fark ettiniz mi? Onlar da bizim gibi. Sadece yaşamak değil, iyi yaşamak istiyorlar. Bazen gülüyorlar, bazen öylece bakıyorlar. Onlar otizmli çocuklarımız. Otizm, yaşam boyu süren bir gelişim bozukluğu. Kimilerinin ismini bile duymadığı ama herkesin bilmesi gereken bir sorun. Merhaba, ben Mine Narin, Tohum Otizm Vakfı'nın kurucusuyum. Otizmli çocukların görünüm olarak yaşıtlarına hiçbir farkları yok. Onların sadece davranışları daha farklı. Fakat bu davranışları erken eğitim ve erken müdahale ile değiştirebiliyoruz. Bu filmin amacı ülkemizde fazla bilinmeyen otizmle ilgili bilinçlendirme yaratmak ve bu zorlu yolculuğunuzda siz anne babalara yol haritası oluşturmak. Çocuk 3 yaşına gelmeden otizmin belirtileri kendini gösterir. Çocukta sosyal etkileşim, iletişim ve davranış sorunları gözlemlenir. Belki ismini söylediğinizde dönüp bakmaz, belki parmağıyla bir şeyi gösteremez, belki de değişikliklere aşırı tepki verir. Otizm ya da yaygın gelişim bozukluğu küçük çocuklukta baş gösteren ve gelişimi, özellikle iletişimi ve etkileşimi belirgin biçimde etkileyen bir rahatsızlıktır. İletişim ve etkileşim bozukluğuna genellikle davranış problemleri eşlik eder. Bu üç alanda ortaya çıkan sorunları 18 aylıktan itibaren dikkatli bir gözle tespit etmek mümkündür. Otizmin ve otizme benzeyen diğer sendromların aslında kesin tanısı belki zaman içerisinde oluşmakla birlikte bu konuda bir şüphe oluştuğu anda bir psikiyatra, bir çocuk ve ergen psikiyatrına başvurmak ve tanının en azından şüphesi konusunda bir kesinleştirme yapmak ve bir an evvel müdahaleye başlamak gerektir. Eğitim her çocuğun hakkı. Ama otizmli çocuğun ilacı, eğitimden başka hiçbir çare yok. Evet, erken tanı çok önemli. Çünkü bu çocuklar için en iyi tedavi, sürekli ve yoğun eğitim. Ne kadar erken yaşta eğitim almaya başlarlarsa, bağımsız bir birey olarak yetişme şansları o kadar fazladır. Anneler, babalar, otizm sizin suçunuz değil. Otizm sizin çocuklara davranış şeklinizden, çocuk yetiştirme şeklinizden veya sosyoekonomik durumunuzla alakalı bir durum değil. Otizm doğuştan, otizmli çocuğun beyninin ve sinir sisteminin farklı yapısından kaynaklanıyor. Unutmayın, yalnız ve çaresiz değilsiniz. Sizlere verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için kurulmuş birçok kurum, vakıf ve dernek var. Tohum Otizm Vakfı da bunlardan bir tanesi. Tohum Otizm Vakfı, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Otizm ve yaygın gelişimsel bozukluk sorunu olan çocukların erken tanısının konulması ve özel eğitimle topluma kazandırılmasına öncülük etmek ve bunu yurt çapında yaygınlaştırmak için 2003 yılında kuruldu. Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir özel eğitim okuludur. Uygulamalı davranış analizine dayalı programlar yürütüyoruz. Erken çocukluk, okul öncesi eğitim ve destek eğitim programlarımız var.
Tüm programlarımızı Amerika'da bulunan Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü'nden alıyoruz. Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü 1970 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bugüne otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara etkili eğitim hizmeti sunma, bilimsel araştırmalar yapma ve personel yetiştirme konusunda çok başarılı çalışmalar yapmış bir kurumdur. Bireyselleştirilmiş eğitim programları her çocuk için ayrı ayrı hazırlanır. Çocukların gelişimine ilişkin düzenli kayıtlar tutuyoruz. Grafiksel analizler yapıyoruz. Grafikler bizlere yaptığımız uygulamaları gözden geçirmemize ve uygulamalarımızı geliştirmemize yardımcı olur. Böylelikle çocuklardaki ilerlemeler sürekli olmuş olur. Otizmli çocukların eğitimi uzmanlık ister. Bazı beceriler ilk önce eğitmenler tarafından öğretilmelidir. Daha sonra ailelere rehberlik yapılmalıdır. Aileler çocukların öğrenmiş olduğu becerileri farklı ortamlarda genellemelerini sağlamış olurlar. Örneğin eğer çocuk dikkatini yöneltemiyorsa ilk önce dikkatini yöneltme becerisini eğitmeniyle beraber gerçekleştirir. Aile bu becerinin nasıl kazandırıldığını gözlemler. Benzer şekilde bu beceriyi okulun dışında farklı ortamlarda kullanır, çocuğun genellemesini, geliştirmesini sağlar. Tohum Otizm Vakfı'nda doğrudan hizmet alan ailelere biz kurum merkezli ve ev merkezli eğitim hizmetleri sunuyoruz. Ancak dışarıdan otizmli çocuğu olan aileler de Tohum Vakfı Okulu'nun sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilirler. Web portalımız var. Bunun tüm ailelere açık. Aileler Tohum Vakfı'nın web portalına girerek burada verilen hizmetlerden ücretsiz yararlanabilirler. Portalda çocuk için çocuklara kazandırılacak beceriler çok sistematik bir şekilde anlatılmaktadır ve uygulamalar ise videolarla gösterilmektedir. Dolayısıyla Tohum Vakfı'ndan eğitim almamış olsalar bile aileler dışarıdan da verdiğimiz hizmetlerden yararlanabilirler. Kitaplarımız var, ailelere dağıtıyoruz, broşürlerimiz var. Türkiye'nin her yerine bu broşürleri ücretsiz gönderiyoruz. Aile görüşmeleri yapıyoruz. Aynı zamanda mobil uygulamalarımız var. Mobil uygulamalardan ücretsiz yararlanabiliyorlar. Biz tüm aileleri bu hizmetlerden yararlanmaya davet ediyoruz. 5 yaşından önce eğitime başlanması, çocuğun yaşına uygun öz bakım becerilerini geliştirmesi, eğitimine örgün eğitim sistemi içinde devam etmesi açısından çok büyük önem taşır. Erken ve yoğun eğitim alan çocuklar, devlet okullarındaki kaynaştırma sınıflarında normal gelişim gösteren akranlarıyla eğitimlerine devam edebilir. Toplumun bağımsız bireyleri olarak hayatlarını sürdürebilirler. 18 aylıktı biz ilk teşhisi yaptığımızda. Kulakları duymuyor diye bir şeyimiz oldu. Acaba, çünkü her sese cevap vermiyordu. Kendi kendine gayet sakin oynayabiliyordu ama bizler seslendiğimizde bakmıyordu. Ve İstanbul Çapa'da ilk teşhis kondu. Otizm teşhisi ve birey olarak biz yıkıldık tabii. Eğitimi önce birebir, hiç konuşmaz ve işte küçüktü dediğim gibi 2 yaş 2 aylıkken başladığımız için hatta daha anne sütü alıyordu Süleyman, o kadar küçüktü. Hiçbir kelime, hiçbir şey bilmiyordu. Göz kontağı asla yoktu. Ağlama, işte stereotip dediğimiz stereotip davranışlar vardı. İşte el çırpma, kendi etrafında dönme, göz teması kurmama, uyku bozukluğu had safhadaydı. Korkunç günler geçiriyorduk. İnanmak, yani bu işe inanmak, eğitmenine inanmak, doktoruna inanmak, çocuğuna inanmak, kendine inanmak, yani bu işten çok çabuk pes edenler de oldu ama bu bir maraton ve uzun bir soluklu maraton. Yani düşebilirsin, bıkabilirsin bu yolda ilerlerken. Fakat inanın ki ödün vermeden aynı hızla, aynı şekle giderseniz muhakkak her çocuktan bir netice alacağınıza ben inanıyorum. Çünkü kendim bunu yaşadım, gözlemledim. O yüzden inanarak tedavilerine, eğitimlerine devam etmek çok önemli bence. Şimdi... Ben Süleyman Öztürk, ben okula gidiyorum. Ben arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum. En çok hangi dersi seviyorsun Süleyman? Fen. Fen ve teknoloji mi? Evet. Neden? Çünkü deneyler var. Vay, sen deneylerden hoşlanıyorsun demek. Hoşlanıyorum.
Yabancı dilden hoşlanıyor musun Süleyman? Yabancı dillerden de hoşlanırım. Her dersi seviyorum. Bütün çocuklar okula gitmeli. Çok tamam güzel söyledin. Aferin Süleyman. Aferin. Abi oldun işte. Harikaydı. Genellikle anneler ilk belirtileri fark eder ve özellikle de çocuk doktoruna sorar. Bu işlem sırasında annelerin doğru bilgiyi verebilmesi çok önemlidir. Bazen yeterince belirtilerden bahsetmeyebilirler. Yani çocuğun tanı almasından korkabilir aile. Ama bu aslında çocuğun geleceği için tehlikelidir. Onun için tanı ekibinin bir parçası olması gerekir ailenin. Ve doğru bilgileri paylaşmalıdırlar. Anne veya aile tanıyı aldıktan sonra genellikle bir duygusal süreç başlar. Bu başta inkardan başlayıp kabullenme sürecine kadar giden bir dönemdir. Bu dönemde ailenin ek bir desteğe ihtiyacı olabilir. Bir psikiyatristten ya da bir psikologdan destek alması da gerekebilir. Önemli olan bu süreyi olabildiğince kısa tutup akabinde de çocuğun eğitimini planlamaktır. Çünkü ne kadar erken ve yoğun eğitim alırsa çocuğumuz o kadar çok hayata kazandırılma ümidi vardır. Eğitim anayasal bir haktır. Bu sebeple öncelikle çocuğumuz bu tanıyı alır almaz ya da şüpheyi alır almaz. Önemli olan Sağlık Bakanlığı'na bağlı üniversite hastanelerinden herhangi birinden özürlü sağlık raporu almaktır. Bunun akabinde bu raporla birlikte rehberlik araştırma merkezlerine, Milliyetin Bakanlığı'na bağlıdır bunlar. Bunlara başvurmak, orada da eğitsel değerlendirmeyi almaktır. Eğitsel değerlendirmeyi aldıktan sonra çocuğumuzun nerede eğitim alacağını planlamamız gerekir. Bu bir özel okul olabilir, bir kaynaştırma sınıfı olabilir ya da bir rehabilitasyon merkezi olabilir. Bunun planlamasına girmek gerekir. Özel gereksinim duyan çocuklarımızın gereksinimlerine uygun olarak doğru eğitim modelini veya terapi modelini seçmeli ailelerimiz. Bunu seçerken de mutlaka bilimsel dayanağı olup olmadığına bakmalı. Çünkü bazı metotlar, bazı uygulanan terapiler ve tedaviler çocuklarımızın gerçekten sağlığı için tehdit oluşturabilmekte. Bir kısmı da gerçek anlamda ailelerimiz için vakit ve nakit kaybı. Vakit kaybının altını çizmek istiyorum. Çocuklarımızın olabildiğince erken yaşta doğru eğitim modeliyle yoğun eğitim alması çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Yaklaşık 5 yaşına kadar bu sisteme giren çocuklarımızın %30'u kadarı tamamen akranlarına aynı seviyeye gelebilmekte. Bir diğer önemli nokta da ailelerimizin terapi merkezine ya da özel eğitim merkezine uygulanan eğitim modelinin bir benzerini olabildiğince evde yapabilmeleri. Nasıl sağlıklı çocuklarımız evde daha fazla ders çalışırsa, daha başarılı oluyorlarsa, özel gereksinimli çocuklarımızın da aldığı eğitim modeline benzer bir eğitim modelini evde uygulayabilirsek, o sosyal ortamı sağlamaya çalışırsak, bu çocuklarımızın da başarıları çok daha iyi oluyor. Asıl olan tabii çocukların orada öğrendiği becerilerde bir ilerleme olmasıdır. Yani çocuklarımızın ya öğrendiği becerileri daha ileri götürdüğünü gözlemlemeliyiz ya akranlarına yetiştiğini görebilmeliyiz. Yani akranları gibi davranmaya başladığı, oynamaya başladığını görebilmeliyiz. Ya da davranışlarında ciddi manada değişiklik gözlemlemeliyiz. Bu üç noktada ilerleme yoksa mutlaka aldığınız eğitimle ilgili bir sıkıntı vardır. Genellikle özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için zaten onun eksiği var. Dolayısıyla ilerleme olmaması normaldir gibi bir algı oluşabiliyor. Bu son derece yanlıştır. Her çocukta belli bir ilerleme olması gerekir. Eğer ilerleme yoksa mutlaka uygulama biçiminde ya da uygulanan programda bir hata vardır. Çocuklarımız iki türlü eğitim alabilir. Ya kaynaştırma denen, yani akranlarıyla birlikte normal sınıflarda çocuklarımızın yer alması veya o okul bünyesi içinde özel eğitim sınıfında yer alması ve belli derslerde, yani becerebildiği derslerde akranlarıyla birlikte tekrar ders almak üzere sınıfa geçmesi şeklinde olabilir. Ya da daha zor durumda olan ya da biraz daha fazla özel ilgi gerektiren çocuklarımız da özel eğitim kurumlarında ders alabilirler. Ama hiçbir şekilde çocuğumuzun eğitim almaması, okula gitmemesi diye bir şey kabul edilemez.
Eğitim anayasal bir haktır. Ve belli bir okula girdikten sonra işte diğer velinin istememesi, akranının onu istememesi şeklinde okuldan çıkartılması söz konusu olamaz. Aslında her çocuğun 120 saate yakın eğitim almasıdır. Tıpkı normal çocuklarımızın olduğu gibi. Rehabilitasyon merkezlerinde ayda 10 saat eğitim alınmaktadır ancak bu elbette çok yetersizdir. Onun için velilerimizin mutlaka ilgili yetkililerden, bu valilik olabilir, Milli Eğitim Müdürlüğü olabilir, bunlara başvurarak mutlaka ilçelerinde OÇEM, özel eğitim sınıfı, iş okulu açılması için gerekli taleplerde bulunmaları gerekir. Otizmli bireylerin eğitim hakları anayasa ve kanunlarla belirlenmiş ve güvence altına alınmıştır. Otizmli çocuklarınızın yasal haklarını öğrenmeniz, herhangi bir sorunla karşılaştığınızda nasıl davranacağınızı bilmeniz açısından çok önemlidir. Aile olarak özellikle son engelliler yasasından sonra yasal haklarımız oldukça genişlemiş oldu. Çünkü yasal düzenlemelerin dışında bir takım kriterler getirdi. Ayrımcılık yapılamayacağı gibi, bir takım makul uyumlaştırmaların yapılmak zorunluluğu olduğu gibi. Dolayısıyla aslında yasal olarak haklarımız oldukça geniş engelliler olarak. Eğitim hakkı, istihdam hakkı, rehabilitasyon, habilitasyon, erişilebilirlik, bütün bunlar yasal mevzuatlarda bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve gelişmiş ülke standartlarına uygun hale yasal olarak getirildi. O yüzden özellikle bizim konumuz olan eğitim ve evde bakım gibi konularda aslında kişilerin mevzuat uyarınca oldukça geniş hakları var. En temeli insanca yaşam hakları var. Kaynaştırma eğitimi Türkiye'nin kanayan yarası. Bu konuda öncelikle kaynaştırma eğitimini almayan okul yöneticilerini şikayet etmesi mümkün. İlk önce zaten kaynaştırma öğrencisi olduğunda okullar kayıt yapmamaya çalışıyor. Şimdi yapmamak gibi bir hakkı yok ama bir şekilde bir bezdirme yöntemi başlıyor. Bunu gerek kaymakamlıklara, Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Milli Eğitim Bakanlığına ilk önce şikayet edebilir. Almıyorum dediği noktada bu işlemin kaldırılmasını, çünkü yazılı olarak yapıldıysa kaldırtabiliyor. Ama yazılı olarak yapılmıyor çoğu kez uygulamada. Almıyorum çocuğunu diyor. Bunu bir şekilde resmiyete dökmesi ve belgelendirmesi gerekiyor. Bu belgelendirmeyi yaptıktan sonra almıyorum yazısından itibaren 60 günlük süre içerisinde dava açma süresi başlıyor. Biz şu aşamada kamu denetçiliğine müracaatı öneriyoruz. Çünkü kamu denetçisi aynı davaya müracaat eder gibi müracaat ediyorsunuz. Kamu denetçiliğine müracaat yasal süreleri durduruyor ve kamu denetçisi tavsiye niteliğinde bir karar veriyor. Ve bu kararı aldığınız andan itibaren dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlıyor. Örneğin 25. gün açtınız, 35 gününüz var, 35 gün işlemeye başlıyor. Son gün müracaat ettiniz, red kararını, daha doğrusu denetçi kararını aldığınız andan itibaren son gününüz artık dava açmak için. Kamu denetçileri genellikle olayı inceleyip hakkaniyet esasıyla bir karar verdikleri için biz bu konuda engelli yakınlarına kamu denetçiliğinden görüş almalarını öneriyoruz. Ama sakın bir yanılgı olmasın. Kamu denetçisinin kararı bir yaptırım kararı değil, sadece tavsiye kararı niteliğinde. Bu kararı aldıktan sonra bunu dayanak yaparak davasını açması mümkün. Şimdi dava süreçlerinde isteyeceğiniz 2-3 şey oluyor. Birincisi, ilk önce bu okula almama, eğitim hakkını engelleme temelli kararın kaldırılması. İkincisi, bunu yapan okul görevlileri aslında suç işliyorlar, görevlerini yerine getirmediklerinden dolayı. Artı ceza davası, suç duyurusunda bulunmak mümkün ama devlet memuru iseler, biliyorsunuz devlet memurları Türkiye'de farklı bir mevzuata tabi. Bunun kapsamında yapılacak müracaatlar var. Biz o nedenle barolara müracaatı öneriyoruz. Çünkü baroların çeşitli komisyonları var bu konularda. Ve geliri olmayan, fakirlik ilmihabiri alabilen kişilere de zaten ücretsiz avukat tahsisi var. Şimdi otizm çok geniş bir yelpaze. Otizmin ağırlığına göre evde bakımdan evde eğitim desteğine kadar ki son yasal değişiklikte kendi sosyal çevresi içerisinde de eğitimine devam etmesi gerektiği hükme bağlandı. Ve
En önemlisi ayrımcılık yasaklandı. Şimdi en temel konulardan biri bir engellinin engelli olmasından dolayı ayrımcılığa uğraması. Ayrımcılığı da biliyorsunuz ya, herkesin yararlanabildiği bir takım şeyleri kendisindeki özellik nedeniyle yararlanamaması. Bu nedenle ayrımcılık temelli bakmaya alışmamız lazım. Başımıza gelen şey engelli olmamız nedeniyle geliyor ise bu bir ayrımcılıktır. Engelli olmasaydım gelmeyecekse bunda bir sorun yok. Dolayısıyla engelli aileleri, eğitim hakları, evde bakım, erken emeklilik, daha henüz yasalaşmadı ama bu konuda bir çalışma sürdürülüyor. Serbest mesai, yani biraz daha mesai saatlerinin esnek mesai saatleriyle engelli annesinin çalışabilmesi ve en önemlisi bakım yardımı alanlarında aynı zamanda emeklilik haklarını almak için mücadelelerini sürdürmelerini öneriyoruz biz. Çünkü bakım desteği alırken aynı zamanda kişi engellisine bakmaya vakfettiği için kendini ileriki yaşlarda da birçok sosyal haktan da mahrum kalıyor. Bu nedenle bakım hizmeti alanlarında aynı anda emeklilik desteğini de alabilmeleri için biz hak mücadelesine çağırıyoruz herkesi. Otizm çok yönlü bir durum. Bununla ilgili hakikaten sizlere çok büyük ödev düşüyor. Çok çalışmak gerekiyor. Ama unutmayın ki eğitim için, çocuklarımızın eğitimi için her anne baba belli bir derecede çalışmak zorunda. Fakat otizmde eğitim ilaç gibi. Hakların da ötesinde bir durumu var. Her çocuğun eğitim hakkı. Fakat otizmde eğitim, otizmin bugün bilinen tek çaresi ve ilacı gibi düşünün. Otizmin varlığını kabullenmekte çoğu aile çok güçlük çekiyor. Sizin çocuğunuz çok şanslı. Çünkü siz bu kiti okuyorsunuz ve şu anda bu filmi seyrettiniz. Ve mutlaka ki çocuğunuzla ilgili bir eğitime ve bir harekete geçme kararlılığındasınız. Bunun için çocuğunuz çok şanslı. Bu zorlu yolda biz Tohum Otizm Vakfı olarak hep yanınızda olacağız. Biz sizin için kurulduk. Buradayız. Gelin onlara yapabileceklerinin en iyisine ulaşabilmeleri için diğer çocuklarla eşit şart ve fırsatlar verelim. Onlara hep birlikte iyi bir gelecek hazırlayalım.